Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılım videosuyla birlikteyiz. HB Bilişim'den 3. iPhone'umuzu aldık. Bu sefer 128 GB olanını aldık. Daha önce de 128 GB yenilenmiş cihaz almıştık beyaz. Yine beyazı tercih ettik. Çünkü birçok silikon kılıfla uyum sağlıyor. Yine 128 GB ikinci beyaz telefonumuzu aldık. Toplamda şimdiye kadar 3 tane telefon almıştık. İlki mor renkte 64 GB'tı. HB Bilişim'in yine kutusunu aşina olduğumuz bir tane fatura, e-arşiv faturadan gelmiş. Bunları kenara bırakalım. Bakalım telefonumuz nasıl? Evet. Sanki kutuda bir yenilenmeye gitmişler. Kutu daha güzel olmuş, daha gösterişli olmuş. Kabartmalı yazılar var. Şu an açacak olduğumuz telefon 128 GB'lık iPhone 11 beyaz modeli. Birazdan da yenilenmiş sertifikasında bakalım kaç tane parça değişmiş, neler değişmiş birlikte izleyeceğiz. Evet, yine aynı gördüğünüz gibi ambalajıyla konulmuş. Ekran filmi yok. O şekilde geliyor arkadaşlar. Evet, bir tane yenilenmiş ürün sertifikası. Buna da birlikte bakacağız. Şöyle değişen parçalar kısmında da, bakım onarım kısmında da genel bakım yapıldı, güncel yazılım yüklendi yazıyor. Başka hiçbir şey yazmıyor. Herhangi bir değişiklik yok, öyle görünüyor. Evet. Garanti belgesi 1 senelik 12 ay garanti belgesi HB Bilişim'den geliyor arkadaşlar. Bu süreçte HB Bilişim'de bir sıkıntı olduğunda ücretsiz onarımını sağlayabiliyorlar. Burada da yine aksesuar olarak kulaklık gelmiyor artık. 20 wattlık bir şarj aleti var. Gördüğünüz gibi. Önceki bize gelen 10 wattlıktı. 64 GB'lık versiyonda. Şimdi InTouch marka. Daha önceki aldığımız 128'likte de 20 wattlık şarj aleti geliyor ama yan sanayi. Çok da hafif değil. Ağır, birazcık ağırlığı var. Bir tane de sim kart iğnesi geliyor. Onun haricinde kutuda bir şey çıkmıyor. Evet. Şimdi cihazımızı açalım. Yanında B kalite almıştık. Onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, B kalite ürünümüz bu şekilde. Kamera lenslerinde herhangi bir çizik göremedim. Arka kapakta da hakeza bir çizik yok. Kenarlarında da bir boya sürtmesi vesaire dahi yok. Bazen oluyor ki Beybek sistemiyle hani geri alınmış ürünler oluyor. O kısa süreli de ola kullananlar kılıf izi bırakabiliyor telefona ama öyle bir iz dahi yok arkadaşlar. Gayet güzel, sıkıntısız bir telefon. Evet, üste baktığımızda orada da yine bir şey yok. Ekrana baktığımızda da şöyle bakalım ışığa doğru. Ekranda ben derin bir çizik göremedim. Yani kılcal çizik görmesi de gerçekten çok zor. Çok yakından bakarsak belki zaten hemen ilk işimiz ekran filmi almak. Şurada sadece ben şuna fark ettim. Yakınlaşabilirsek. Burada bir vida değişimi olmuş gibi sanki. Sadece bir vida değişimi var. Şu vida çok içte, şu vida biraz daha dışta. Fark ettiğim sadece bu. Muhtemelen bir kontrol yapmış olabilirler. Donanımsal olarak. Belki de yani öncesinden de tabii neler değiştiğini bilme şansımız yok. Gene aldıklarında. Ama HB Bilişim'den sonra bu telefonda herhangi bir değişim olmadığını yenilenmiş ürün sertifikasında zaten belirtmişler. Ama gördüğünüz gibi telefon gerçekten kozmetik olarak çok iyi bir şekilde geldi arkadaşlar. Evet, şimdi garanti belgesine bakalım. Burada da bilmemiz gereken şeyler var arkadaşlar. Mesela şurada en başta şunu soruyorlar en çok. Yenilenmiş cihaz nedir? Hemen şuradan ben gelen garanti belgesinden de göstereyim. Yenilenmiş cihaz arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Teknosa, MediaMarkt, Troy gibi veya iş ortaklarının ürünleri olabiliyor. Beybek yöntemiyle tekrar geri satın alınan ürünler olabiliyor. Tabii burada kesinlikle bu ürünleri şey yapıyorlar. Yani yan sanayi ürün değil. Sıfır ürünlerin kullanılmış halleri. Burada yenilenmiş ürün nedir onu da anlatıyor arkadaşlar. Böyle görebilmeniz için size bu kılavuzu da çektim. Her zaman ürünlerin içerisinde bu kılavuz ve yenilenmiş ürün sertifikası çıkıyor. O sertifikaya da bakalım. Şöyle kare kodlu HYB belgesi var TSE'nin. Bu damgalar önemli. Yenilenmiş ürün sertifikasında da burada da kendilerine geldiğinde ürün neler yapıldığı yazıyor. Yani HB Bilişim'e ulaştığında bu ürünler HB Bilişim ne gibi işlemler yaptığını burada yazmış. Yani bu çok konuşuluyor şu an son zamanlarda. Yani yenilenmiş ürün alınır mı alınmaz mı diye. Yani özellikle hem sıfır fiyatından çok da bir aşağı fiyat olmasa da yani sıfır fiyatından
2-3 bin uygun olabiliyor bazı ürünler. Fakat sadece bu değil. Günümüzde 30-40 bin liraya sıfır bir telefon almak nakit parayla çok zor. Yani 9 taksit, vade farsız taksitler yapılabiliyor siteler üzerinden. HB Bilişim kendi sitesi üzerinden 12 taksit yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii gönül ister ki sıfır ürünler sahibi olabilmek ama bu şekilde de sıfıra yakın kusursuz cihazlar yani olabiliyor. Muhtemelen bu telefonun şarjı HB Bilişim'de genelde arkadaşlar yenilenmiş ürünler %85 ila %100 oranın arasında bir pil sağlığıyla geliyor. Bu da gayet yeterli. Hani şunu söylemem gerekir. Evet, bir tane şarj aleti çıktı içinde. Fakat orijinal şarj aletini biliyorsunuz iPhone'larda çok öneriliyor. Pil sağlığımızın hızlı bir şekilde azalmamasını istiyorsak orijinal şarj aleti kullanmanızı öneririm. Evet, cihazımızı bir açalım. Açılışına, ekran kalitesine bir bakalım şöyle. Yani ben telefonda bir şey görsel olarak bir sıkıntı göremedim. Kamera lensleri de gayet güzel. Bir çizik yok. Hani çizik görmek çok zor arkadaşlar. Daha önceki aldığımız B kalite yine iPhone 11 128 beyazda şu köşelerde kılıf kullanımına dair yani şuralarda kılıftan kaynaklı hafif boya şeyleri olmuştu. Çok da önemsenmeyecek bir şey. Evet, burada evet. Düşük batarya dedi. Türkçeyi seçtim. Buradan bu şekilde bölgeyi de seçerek arkadaşlar telefonun kurulumunu yapıyoruz. Tabii ki Android cihazdan geçtiğimizde onu da atlamayı unutmayın. Android cihazdan veri almayla ilgili ayar kısmı var. Şimdi uzun uzadıya bunu yapmayacağım. Daha önceki videolarımda bu kısımları atlamıştık zaten. Birazdan da hemen e-mail sorgusuna yapıp e-mail kaydı var mı yok mu onu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. arkadaşlar, iPhone'umuzda kurulumları yaptık. Gayet güzel güzel de bir kılıf aldık şöyle. Köşelerden korumalı. Pil sağlığına da bakalım hemen. Evet. Evet, pil sağlığı %80. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi %88. Bu şekilde. Evet, şimdi telefonumuza zaten değişen parçalar ve bakım onarım noktasında genel bakım yapıldı ve güncel yazılım yüklendi şeklinde belirtmiştik. E-mail sorgusunu yaptığımızda da gördüğünüz gibi e-mail numarası kayıtlı yenilenmiş cihaz olarak kaynak belirtilmiş.